Uşak Dolu Dolu Anadolu programına konuk oldu. Dolu Dolu Anadolu program yapımcısı ve sunucusu Mert Savaş Uşak'taydı. Geçtiğimiz günlerde Uşak'a gelip Uşak'ın son günlerde ulusal basında oldukça yer aldığını belirten Mert Savaş, Uşak Atatürk Müzesi, Uşak Kent Müzesi, Kayalık Kaplıcaları ve Uşak'ın birçok ünlü yerlerinde Uşak'ın kültürü, sanatı ve güzelliklerini ekrana getirerek 2 saate yakın Uşak'tan, Banazdan ve Paşacık Köyü'nden bahsetti. Anadolu programlarında genellikle fırında pişen kuzu kebabının hikayesinin anlatıldığı programların aksine, Dolu Dolu Anadolu programında Uşak'ın değerlerini ekrana getiren Kanal Türk Televizyonu'na, Mert Savaş'a, kameraman Mutlu Şahin'e, Koza grubu Akın İpek ailesine, Uşak adına teşekkür ediyor. Uşak'a katkılarının devamını diliyoruz. Doğu Dolu Anadolu'da gittiğimiz yerlerde kimi zaman diyoruz ki işte şuradayız ve güne bu şekilde başlıyoruz. Yöresel kahvaltılar bazen ekranlarınıza geliyor. Sofrada onlarca yüzlerce çeşit oluyor. Biz de dedik ki madem Uşak'tayız, Uşak'ın artık yani bence Uşak denilince akla ilk gelmesi gereken ürünlerinden biriyle başlayalım. Neyle? Tarhana ile başlayalım. Ben daha önceki programlarda da sık sık söylemiştim. Özellikle hani yetişkinler için gerekli ama hani yeni beslenmeye, yeni gıda almaya başlayan çocukların, bebeklerin de bence vazgeçilmez yiyeceği olması gereken tarhana. Yanımda bu işe ömrünü vermiş. Ama çok da karizmatik, çok da yakışıklı abim var. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Adınızı öğrenelim. Mustafa Yerdanlı, 38 modelim. Hayatınız tarhana mı? Hayatım tarhana. Vallahi tebrik ediyorum. Çünkü ben de programlarımda özellikle hani kendi ürünlerimiz sağlıklı beslenme deyince böyle faydalı bilgileri paylaşmaya bayılıyorum. Eskilere git. Eskilerde sofralarımızda bugün bazı şeyler var mıydı? Ama sofralarımızda eksik olmayan tarhana vardı. Bu tarhana asırlardır var. Yapması zor, imal etmesi zor. Yemesi çok kolay. Lazım ilacı olan. Ama bu tarhanayı sofralarımızdan eksik etmez de annemiz, anneannemiz, babaannemiz. Hatta daha ileri gidelim. Çanakkale'de harbi kazanan kim idi? İlk anda herkes Mehmet diyor değil mi? Çanakkale'de harbi kazanan işte bu tarhanaydı. Bulgurdu. Bunun kimsenin farkına varmıyor. Peki. Ben istiyorum ki Türkiye'de olsun, dünyada olsun bu tarhanayı gelin. Eller markalarıyla anılıyor. Biz de Türkiye'de tarhanayla anılalım. Yani hani nasıl ki Kayseri'nin pastırması varsa, İzmit'in evet, pişmaniyesi varsa, Edirne'nin ciğeri varsa neden Uşak'ın da tarhanası ya da hatta daha ileriye gidelim. Sizin deyiminizle İtalya'nın makarnası Türkiye'nin tarhanası. Gayet mantıklı efendim. Kitaplarında yer alan ve gerçekten bütün dünyaya Türk konukseverliğini ve hepsinden önemlisi insanlık dersi verdiği olayı burada yanında bulunan gazeteci büyüğüm, sevgili Mesut abiyle, Mesut Keskin'le beraber konuşacağız. Ama önce kısaca buradan bahsedelim. Efendim Uşak'a yolunuz düştüğü zaman bence etnografya ve Atatürk Müzesi olarak geçiyor burası. Gelin burayı bir ziyaret edin. Hani şunu söyleyeyim, gerçekten kapıda çok güler yüzlü güvenlikçi arkadaşlar var. Her konuda yardımcı oluyorlar ve bir rehber gibi de merak ettiğiniz her soruyu size İçtenlikle samimi bir şekilde anlatıyorlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında Uşak'ında ayrı bir yeri var. Şimdi efendim şu resimde yola çıkarak biraz daha net bilgiyi sizlere vermiş olabiliriz. İşte Mustafa Kemal Atatürk yanında eşi Latife Hanım, kayınvalidesi ve kayınpederi. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın kayınpederi Muammer Bey. Uşakizade yani Uşaklı. Yani Uşaklılar şöyle söylüyor, Mustafa Kemal Atatürk bizim eniştemizdi. O yüzden de Uşak'ta gerçekten Atatürk'e karşı ayrı bir sevgi var. İşte bu oda, ekranlarınıza gelen bu oda gerçekten güzel restore edilmiş ve iyi de korunmuş. Atatürk'ün Uşak'ta kaldığı oda ekranlarınıza geliyor. Tabii
Karışımı Kurtuluş Savaşı'nda Ege'deki özellikle Yunanlılara karşı verilen mücadelede Ege kentlerinin çok büyük önemi var. Birçok ilde ülkenin Kurtuluş Savaşı'ndan galip çıkması için planlar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Ve Uşak'ta da aslında bu ev karargah gibi kullanılıyor. Ve bakın şimdi burada iki tane evin köşesinde iki tane koltuk görüyoruz. Ve burada bir yazı var. Mustafa Kemal Paşa, Yunanlı General Trikopis'in kılıcını 3 Eylül 1922 tarihinde burada teslim alıyor. Mesut abi, nasıl oluyor olay? Yıl 1922, burada İsmet İnönü ile Atatürk oturuyorlar ve Göğem köyü civarında Trikopis'i esir alıyor Türk askerleri, generaller. Hemen orada komutanımızın adını da tekrar söyleyelim. Hemen söyleyelim değil mi? Dadaylı Halit Bey. Dadaylı Halit Bey onu esir alıyor ve buraya getiriyor Atatürk'ün huzuruna. Atatürk'ün huzuruna geldiğinde Trikopis esir alındığından dolayı tedirgindir ve ürkektir. Burada Atatürk diyor ki sen bizim esirimiz değilsin, misafirimizsin diyor. Şimdi burada önemli bir konu. Evet. Burada da yazıyor. Aslında kılıç şu anda İstanbul'da sergileniyor. Kılıcın bir örneğini burada görüyoruz. Yunanlı generalin Mustafa Kemal Atatürk'e kılıcını teslim etmesi, kılıcını alması artık onun teslim olduğu anlamında ve elinin kolunun bağlandığı anlamına geliyor. Evet. Tabii doğrudur. Şimdi ben şurada bir şey soracağım. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı tarihini biliyoruz. Evet. Yunanlıların yaptığı zulümleri biliyoruz. Köylerde insanlara, genç kızlara nasıl davrandığını biliyoruz değil mi? Bir de bunu yapan komutanın Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına geldiği zaman hani ben Yunanlı generalin yerinde olsam şunu düşünürüm. Beni ya asacak, ya kesecek, aynen, ya hakaret edecek, en ağır şekilde cezalandırılacak. Elini uzatıyor değil mi? Elini uzatıyor ve orada diyor ki sen bizim misafirimizsin diyor. Şimdi tabii evet, farklı bir detay. İsmet İnönü de yanında, bildiğimiz kadarıyla İsmet İnönü Mustafa Kemal'in yaptığını yapmıyor, elini uzatmıyor. Evet, o öyle bir tarihte öyle geçiyor ama tabii ki bu önemli bir ayrıntı. Mustafa Kemal ondan sonra tabii ki İsmet İnönü'ye karşı düşünceleri ve görüşleri de değişiyor. Şimdi efendim, ardından bugün konuk odası olarak eskiye göre restore edilmiş Yunanlı general burada misafir ediliyor. Tabii çeşitli görüşmeler yapılıyor, yazışmalar yapılıyor. Yunanlı generalin teslimi karşılığında tabii ki Türk ordusunun da Yunanlılardan takas için belli şartları oluyor ve bunlar gerçekleştiriliyor. Bakın, öldürülmüyor, asılmıyor, zulmedilmiyor, küfür edilmiyor. Bir ülkeyi işgal için giren bir ülkenin komutanı o ülkenin başkomutanı tarafından misafir ediliyor ve en nazik şekilde ağırlanıyor. Peki bu olayın ardından yine çok ilginç bir şey oluyor değil mi? Evet. Yunanlı komutan ülkesine gidiyor. Ülkesine gidiyor. Ülkesinde sürekli olarak Mustafa Kemal'i anıyor. O büyük bir komutandı diyor. Onun anısına her zaman saygı duruşunda bulunuyor. Ne zaman oluyor bu olay? Tabii ki onların milli günlerinde ve Türklerin onları esir alışından sonraki önemli günlerde onu anımsıyor. Ben hemen doğru bir şeyi de atlayayım. 10 Kasımlarda da aynı şey oluyor değil mi? 10 Kasımlarda General Trikopis bulunduğu yerdeki Türk konsolosluğunun ya da büyük elçiliğinin önüne gidiyor ve saat 9'u 5 geçe şu şekilde miydi? Saygı duruşu, yani bu şekilde ya da bu şekilde ama mutlaka saygı duruşunu 10 Kasımlarda gerçekleştiriyor. Efendim, ve şunu söylüyor. Ben bu büyük önder için her zaman saygımı göstermek zorundayım. Gerçekten Uşak'ta çok güzel bilgiler aldık. Efendim, Uşak'ta karargah olarak kullandığı Mustafa Kemal Atatürk'ün evini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Kameramız gördüğünce de ekranlarınıza getirmeye çalıştık. O evle ilgili görüntüler ekranlarınıza gelsin. Dolu dolu Anadolu'da, Uşak'ta devam etsin. Çömlek kebabı da farklı illerde de oluyor. Ben Uşak'ta da meşhur olduğunu bilmiyordum.
Çömine kebabı Türkiye'de en meşhur yeri Uşak'tı daha doğrusu. Eskiden erkeç etinde yaparlardı. Şimdi tabii kuzu etinde yapıyoruz daha yumuşak düşsün diye. Bunun özelliği, ben Uşak'a 35 sene önce geldim. O zaman erkeç etinde yapıyordu. Ama şimdi kuzu etine dönüştü. Kuzu etinde yapıyoruz. Bunu hazırladınız. İçinde neler var? Biraz sonra göreceğiz ama et var. Başka? Domates var, biber var, sarımsak var ve soğan var. Su yok. Su yok. Hiç kesinlikle su yok. İçinde su çıkacak ama domatesi kendi suyu. Bunu attık böylece. Nereye? Odun ateşine mi? Hayır, kömür ateşinde. Kömür ateşinde etrafına gömüyoruz. Buraya kadar gömüyoruz. Kısık ateşle. Ateşi hızlı verdiğin zaman çömleği patlatıyor aynı zamanda. Kısık ateşle. Pişti evet. Şimdi bunu nasıl kıracağız? Kırmıyoruz. Direktmen tepsiye dökeceğiz. Direktmen tepsiye dökeceğiz. O zaman şöyle rica edelim. Şu ortayı bir boşaltalım. Ortayı bir boşaltalım. Bu her zaman olan bir şey mi, siparişle mi, yoksa haftanın belli günleri mi? Genelde sipariş üzerine ve hafta sonları çıkarıyoruz. Sipariş olduğu zaman her gün çıkarıyoruz. Öğle ve akşam. Ya bu arada teşekkür ediyoruz tüm müesseseye. Geldiğimizden beri herkes güler yüzlü, herkes yardımcı. Pideye de programın adını yazmışlar. Şimdi bu kaç kişilik Hüseyin abi? Bu 4 kişilik. B5 kişilik. Yalnız bak, dediğin 4 kişiden biri benim. Evet. Biri Mesut abinin göbek ortada, içine çekiyor Mesut abi ama ortada. Bizim Mutlu'nun da maşallah vardır. E bir de seni aldık mı yanımıza? Biz bunu 4 yıl rahat rahat 8 kişi yeriz. Hadi yavaş yavaş açalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şimdi bunu böyle aslında servis mi yapacağız, yoksa ekmeği bandırıp ortadan alıp Erol Taş usulü mü yiyeceğiz? Olabilir. Nasıl emredersiniz? Şu anda size hazırladım. Bu şekilde. Bunu alacağız. Peki bunu ne kadardan veriyorsunuz porsiyonunu? Porsiyon 25 lira bunun. 25 lira değil evet. Mi? Şöyle kemik diğeri falan da sahiden şahane duruyor. Efendim, gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından gelen bal, ceviz, sucuk, tereyağı, yine ikram olarak içli köfte, çiğ köfte, keşkek, hala yeriniz varsa ortada da Uşak usulü çömlek kebabı. Artık bunu mideye indirmenin vakti geldi. Görüntüler ekranlarınıza gelsin. Bugün Mutlu da çok yoruldu. Kahvaltıyla duruyor. Daha doğrusu tarhana çorbasıyla duruyor. Başka türlü durmazdı vallahi, onu da tuttu. Artık biz de yavaş yavaş bu güzel lezzetin tadına bakalım. Şimdi ben yıllar önce Uşak'a geldiğimde hep sohbet ederdik. İşte derlerdi ki Uşak'ın yer altında çok güzel suları var. Çok şifalı suları var ama biz buralara bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Sonunda yapılmış. Tebrik ediyoruz yapanları. Mutlucuğum, şöyle bir görüntüler de zaten ekranlara gelsin. Hani 7'den 70'e diyeceğim ama şöyle döneceğim. 70'likte kimse yok. Herkes maşallah genç. Nasılsınız? İyi, çok iyi. Girdiniz mi suya? Her gün. Maşallah, faydası var mı? Var. Ben var diyorum. Ben şimdi 90 yaşındayım. Kaç? Yani ben memnunum. Yaptıranlar Allah razı olsun. Galiba. Kaç yaşındasınız? 90. 90. 3 ay sonra 90'a giriyorum. 18 yaşında. Maşallah. Ha? Maşallah ya. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. 3 ay sonra 90'ım giriyorum. Allah nazarlardan. 89 bitmiş. Dolu Dolu Anadolu'nun bu haftada sonuna geldik efendim. Bu hafta Uşak'taydık. Uşak merkezde kısa bir tur yaptıktan sonra Banaz'a geldik. Ve Banaz'dan hiç vakit kaybetmeden bize ev sahibinin en güzelini yapan Paşacık Köyü'ne geçtik. Uşak keyifli bir programdı. Tabii hava çok soğuk olduğu için belki bol bol dış çekimler yapamadık ama gerçekten Uşak'ın da gezilecek, görülecek yerlerini elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Programla ilgili yorumlarınız için elektronik posta adresi mertsavaş@kanaltürk.com.tr. Twitter'dan yorumlarınızı bekliyorum. mertsavaş08. Banaz Kaymakamı Muzaffer Bey'e özel teşekkürlerimi yolluyorum ve gazeteci abim Mesut Keskin'e de Uşak'tan yine teşekkürlerimi ve selamlarımı buradan yolluyorum. Mutlu Şahin bu haftaki kameraman arkadaşımdı. Yalçın Aksoy, Serkan Göktaş da prodüktör arkadaşlarımız. Efendim, kim bilir haftaya güzel ülkemizin hangi köşesinde olacağız? Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşça kalın.